Haydi gel, bravo, 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 bravo. 1, 2, 3, durma. Bugün 3 önemli konuya değineceğiz. Turnike, pas ve ball handling konumuz. Turnike'de çocuklarımıza çeşitli driller göstereceğiz. Pas drillerimiz oldukça önemli ve ball handling topla koordinasyon ve hakimiyet açısından en önemli drillerden bir tanesi. Muğla TV aracılığıyla ellerine ulaştığımız tüm genç ve çocuklarımız bizlere bir basketbol topu aracılığıyla mutlaka katılabilirler. Haydi gel. Merhaba beyler. Merhaba. Dünkü antrenmandan beri nasılsınız, iyi miyiz? Var mı ağrısı sızısı olan? Güzel. Bugün biraz şut atacağız. Isınmamızı yaptıktan sonra. Daha sonra bugün biraz şutun önemine daha fazla ağırlık vermek istiyorum. Çünkü basketbolda en önemli şey şuttur biliyorsunuz. Yani benim için şut ve şut pozisyonu, şut tekniği çok önemli şeyler. Isınmamızı yapacağız. Isınmamızı yaptıktan sonra bir stretch yapacağız. Stretch'ten sonra da direkt antrenmanımızın ana bölümüne geçiş yapmış olacağız. Beyler bugün çok canlı ve hareketli bir idman istiyorum. Lütfen tempoyu yüksek tutalım. Haydi gel. Beyler. 1, 2, 3, mola. Bravo. Toplar sağ tarafta. Bravo. Yarı sahaya kadar koşalım. Haydi. Bravo. Kafayı yerden kaldır. Yüksel iyice çemberi. Turnike kaçırmayalım. Haydi devam. Bravo. 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 Kafanı yerden kaldır. Biraz daha tempolu, biraz daha tempo. Güzel. Rebound takibini yap. Bravo, güzel. Devam. Tempo. Bravo, tempo. Benim için basketbolda en önemli ana unsur kesinlikle turnikedir ve turnike ısınma drilleridir. Antrenmana başlangıç aşaması olarak çocuklarımıza yaptırdığımız 2-3 turnike drilleriyle beraber çocuklarımız hem antrenmana ısınıyor hem de antrenmanda turnikenin nasıl atılacağına dair bilgiler ediniyor kafasında. Yaptırdığımız turnike drillerinde şu ankinde yukarıya sıçrama, top hakimiyeti ve topu kavrama gibi, top dribbling sürmeleri gibi çeşitli driller mevcut. Turnike bir sporcunun gelişebileceği en önemli noktadır benim için. Ve turnike atmasında en önemli noktalar şunlar: yukarıya sıçrama, dirseğini ve bileğini kullanabilme, parmaklarını kullanabilme ve en önemli şey benim içinse en yükseğe sıçrayıp çemberin en üst noktasında turnikeyi bitirebilmedir. Görmüş olduğunuz gibi bu sporcularımız çok yoğun tempoda ve kafasını yerden kaldırarak dribbling hakimiyeti, top hakimiyeti, en yüksek noktada bitiriş şeklinde gibi turnike çalışmamızı gerçekleştiriyorlar. Benim için önemli şey budur. Çok güzel. En yükseğe sıçra. Bravo. Bravo. Kafayı yerden kaldır. Aferin. Biraz daha tempo. Rebound takibini yap. Rebound takibi önemli. Aferin. Sol bitir. Sol el bitirelim. Güzel. Yüksek. Yüksekte bırak. Devam. Haydi. Tempo. Tempo. Aferin. 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 Tempo. Rebound takibi önemli. Kafanı yerden kaldır.
Önüne vur topu, önüne vur topu. Hey Samet, biraz daha yüksek, haydi. Güzel. Bravo, kafanı yerden kaldır. Biraz daha tempolu istiyoruz. Aferin. Kareyi kullan oğlum. Kareyi kullan, kareyi kullan. Aferin. Tempo. Biz çocuklarımızın sadece sağ elini değil, sol elini de kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Örneğin sağ elde turnike çalışması yapan bir çocuğun mutlaka ve mutlaka sol elinde de turnike çalışması yapması gerekiyor. Çünkü sadece sağ el işini kolaylaştırmıyor. Aynı zamanda sol elini kullandığı zaman hem dengesini ve hem de iki elini kullanmasını öğretiyoruz çocuklarımıza. Bu açıdan da sol turnike çok önemlidir. Turnike drillimizin ardından üçlü örme drillimize geçiş yaptık. Üçlü örme drilli oyuncularımızın basketbolda fast break adıyla adlandırdığımız hızlı hücumun sayıyla sonuçlanabilmesi için gerçekleştirdiğimiz bir drilldir. Üçlü örme drillimizde şöyle gösteriyorum. Üç oyuncu toplu oyuncumuz orta tarafta olacak şekilde pas verip pas veren oyuncunun, koşan oyuncunun arkasından çembere koşusu ve toplu oyuncunun topsuz oyuncuya bir pas aktardıktan sonra koşan oyuncuya verdiği pas sonucunda sayıyla sonuçlanmasını istediğimiz bir hızlı hücum drillidir. Hızlı hücum basketbolun en önemli ana unsurlarından bir tanesi. Daha önce bahsettiğim gibi ilki turnikeydi. Benim için ikincisi de kesinlikle pass break, yani hızlı hücum drilleridir. Çık çık, tempo. Tempo, devam, devam, devam. Haydi. Düzgün bitirelim turnikeleri. Kareyi kullanarak bitirebiliriz. Tempo. Aferin, çok güzel. Kafanı yerden kaldır oğlum. Bravo, bravo. Çok güzel. Aferin, devam, devam. Koşuyu yap. İyice en yükseğe sıçra turnikeye girerken. İyice en yükseğe sıçra. En yüksek noktada bırakalım turnikeyi. Beyler, iyi pas yap, iyi pas yap. Tempolu koşu yapalım, haydi. Sert pas ver, devam et. Yavaşlama istemiyoruz, haydi. Tempo. Yüksek. Bırak. Sıçra. Güzel, güzel. Oğlum düzgün koş. Düzgün koş. Bitir, kafanı yerden kaldırsana. Devam. En yüksek noktada bırak. Devam et, durma. Tempo, haydi. Aferin, aferin. Evet, kaçırma turnike, kaçırma turnike. Önemli olan şey şu, kesinlikle topla koşarken ahenk ve koordinasyon sağlamasıdır. Ve bizim de bu drillde anlatmak istediğimiz ve amaca ulaşmak istediğimiz en önemli etken budur. Top hakimiyeti basketbolda geliştirilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesidir. Top hakimiyetinde topu tutarken parmaklarımızla tutuyoruz ve avuç içimiz kesinlikle topa değmiyor. En önemli etkenlerden bir tanesi, diğeri de topu sektirirken parmaklarımızla sektiriyoruz ve bileğimizi olabildiğince esnek bir biçimde oynatıyoruz. Top, ball handling çalışmalarıyla top hakimiyetimiz daha da güçlendirilebilir ve geliştirilebilir bir şekilde kullanılarak antrenmanlarımıza eklenip çocuklarımızın hem ball handling hem de top hakimiyeti gelişimine destek sağlıyoruz. Pas çalışması yapacağız. İlk önce yapacağımız pas çalışmasının adı göğüs pası. Göğüs pasını yaparken dizlerimizi kırıyoruz ve oyuncu arkadaşımızın, takım arkadaşımızın tam göğsüne isabet edecek şekilde dirseklerimiz uzun, parmaklarımız ve avuç içlerimiz dışarıyı gösterecek şekilde yapıyoruz. Örnek gösteriyorum, dizlerin üstüne oturdum, tam göğsüne atacağım, avuç içim dışarıda, dışarıya bakıyor, parmaklarım açık ve tekrar pas sistemi pozisyonuna geçiyorum. Anladık mı? Anladıysak uygulamalı gösterelim. Pas bekliyoruz. Pas sistemi pozisyonuna geçelim. Topsuz oyuncu arkadaşlarımız pas sistemi pozisyonuna geçsin. Pas verecek arkadaşlarımız. Evet, başlayalım, haydi. Sert pas. Dirsekleri aç ve uzat. Avuçlarım dışarıya bakıyor. Güzel. Sert pas. Hareket etme oğlum, olduğun yerde kal. Olduğun yerde kal. Olduğun yerde kal. Hareket etme. Evet, güzel. Güzel. Oğlum düzgün pas versene. Haydi. Sert pas. Sert pas. Devam, devam. Oğlum avuç içlerin dışarıya bakıyor, avuç içlerin. Sert pas ver biraz, tam göğsüne pas. Tam göğsüne pas. Aferin, devam. 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 Bravo. Biraz daha sert ver. Biraz daha sert ver pası.
Pas iste oğlum, pas iste biraz. Pas iste, otur. Dizlerin üstüne otur biraz. Dizlerin üstüne otur. Dizlerin üstüne otur. Bravo. Devam. Devam. Sert pas. Aferin. Bravo Hasan, güzel oluyor. Bravo. Sert pas. Aferin. Bravo, devam. Devam. Biraz daha sert ver pası. Biraz daha sert ver. Oğlum pası hazır bekle. Pası hazır bekle. Otur dizlerin üstüne. Pası hazır bekle. Evet. Pas temposunu. Bravo. Şimdi sert ver. Şimdi sert ver. Avuçun dışarıya bakıyor. Uzat dirseklerini. Uzat. Uzat. Turnike'den bahsettim ve turnike'nin bir drill olarak uygulamalı şekilde göstermiştim. Şimdi de pas drillimize geçiş yaptık. Pas basketbolda dikkat edilmesi ve geliştirilmesi gereken kesinlikle ve kesinlikle en önemli konulardan bir tanesi. İyi pas verirseniz iyi şut atarsınız. İyi pas verirseniz az önce bahsettiğim gibi pas break ve hızlı hücumu iyi sonlandırırsınız. İyi pas verirseniz en önemli şey de maçı kazanırsınız. Bence en önemli şeylerden bir diğeri de pas, iyi pas verebilmektir. Pasın çeşitleri var. Şu anda göstermiş olduğum pasın çeşidi göğüs pasıdır. Bu pasta dizlerimizi biraz kırıyoruz. Pas isteme pozisyonumuz, pas geldiği zaman karşı takım arkadaşına vereceğimiz pas, avuç içlerimiz dışarıda oluyor ve dirseklerimizi olabildiğince uzatıyoruz ki pasın hem şiddeti, hem kuvveti, hem de hızı çok iyi bir şekilde takım arkadaşımıza ulaşabilmesi için. Biz basketbolda sayıya giden pasa asist diyoruz. Bence sayı atmak kadar asist yapmak da en önemli unsurlardan bir tanesi. Şimdi size bir asist göstereceğim. Özgür, gel oğlum buraya. Yanımda takımımızın kaptanı Özgür var. Özgür'le beraber size sayıya giden pasın nasıl asiste dönüştüğünü göstereceğim uygulamalı bir şekilde. Şimdi size asisti göstereceğim. Koş oğlum. Evet. Kötü pas verdim. Şu an kötü pas verdiğim için sayının, yani sayıya gidecek bir opsiyon yaratamadım oyuncuya. Fakat bir daha koş oğlum. Tempo. Güzel pas verdim. Ve şu anda ben asist yapmış oldum. Takım arkadaşım da takıma iki sayı kazandırmış oldu. Yani ne kadar iyi pas verirsek o kadar kolay ve yararlı bir sayı olur. Örnek gösteriyorum bir tane daha. Koş oğlum. Bir daha kötü pas verdim. Hem takım arkadaşımı biraz motivasyon olarak oyundan düşürürüm. Hem de takımıma top kaybettiririm. Bir daha koş oğlum. İyi pas. Yüksek sıçrayarak turnike sayı ulaşırız. Evet. Göğüs pası güzel yaptınız. Şimdi cross pasa geçeceğiz. Hala at oğlum topu. Cross pas. İngilizcesi cross pass, Türkçesi başüstü pas şeklinde. Takım arkadaşımızın iki eli kafasının başının üstünde duruyor. Başüstü pası sert bir şekilde kafasının üstünden atıyorum. Örnek gösterelim. At oğlum. Evet, biraz daha yukarıya at. Biraz daha yukarıya at. Sert. Yine avuç içlerimiz dışarıya bakıyor. Sert. Yukarıdan başüstü pası yapıyoruz. Haydi başüstü pası yapalım. Sert bir şekilde. Aferin. Devam, devam. Biraz daha sert. Biraz daha yukarıdan. Oğlum biraz daha yukarıdan. Haydi sert. Oğlum biraz yaklaş. Biraz yaklaş. Biraz yaklaş. Biraz yaklaş. Aferin. Oğlum yaklaş. Havadan versene biraz pası. Evet, stop. Göğüs pası yaptık. Cross pası, yani başüstü pası yaptık. Şimdi diğer pasımızın adı bounce pas. Yani yerden pas diyoruz biz buna. Bounce pasta en önemli şey şu. 3'te 2 olarak düşünün. İkisi sizde, biri karşıda olacak. Yani siz pası atarken biraz daha rahatsınız. Pası atarken yere bir kere çarptırıp takım arkadaşımızın
Tam göğsüne atacağım pası ve yine pas isteme pozisyonumuz. Pas at, biraz daha yukarıdan at. Bir kere vurdurdum. Dirseklerim yine uzun, açık. Avuç içlerim ise dışarıya bakıyor. Evet, ver oğlum pası. Güzel. Sert. Bir kere vurdurdum. Tekrar pas isteme pozisyonu. Yere bir kere vurduruyorum. Dirseklerimi açtım. Tekrar pas isteme pozisyonuna geldim. Sert biraz daha. Ve bu bonus pas. Pas isteme pozisyonunuz önemli. Pası, atış şekliniz önemli. Ve en önemlisi yine dirsekleriniz uzun, açık ve avuç içlerin dışarıya bakacak şekilde olacak. Tamam. Biraz daha sert. Haydi başlayalım. Bonus pas. Sert. Biraz yaklaşabilirsiniz birbirinize. Sert ver oğlum. Biraz otur düzen üstüne. Biraz otur. Biraz otur. Biraz otur. Aferin. Sert. Oğlum sert ver. Haydi. Uzat dirseklerini. Uzat. Uzat dirseklerini. Hadi hadi. Pası hazır bekle. Pası hazır bekle. Aferin, aferin. Oğlum otur biraz dizlerin üstüne, otur. Dizlerin üstüne otur biraz. Evet, dirseklerini uzat. Uzat dirseklerini. Oğlum uzat dirseklerini. Sert. Güzel. Devam, devam, devam. Evet, bravo. Alkışlayalım. Bravo, yeterli. Aferin. Çok güzel. Aferin, yeterli. Üç aşamalı pas drillerimizden sonra şimdi de ball handling çalışması yapacağız şimdi. Ball handling çalışması kesinlikle altyapı için en önemli noktadır ve dönüm aşamasıdır benim için. Ball handling çalışmamızı size şöyle göstereceğim. İlker gel oğlum buraya. Evet. Biraz daha yaklaş. Güzel. Ball handling çalışmamızı çeşitlendirebiliriz. Örnek veriyorum. Belimizden topu çevirerek kafamızı yerden kaldırıyoruz. Dik bir şekilde belimizden topu çevirerek topla koordinasyonumuzu geliştirmek açısından süreklilik gerektiren bir antrenman drillimizdir. Hızlı biraz daha, biraz daha hızlı. Güzel. Evet, belimizi de çevirdikten sonra İlker, bacaklarımızı dizlerimizin altına çevirelim biraz daha hızlı. Evet, dik dur. Karşıya bak. Güzel. Aferin. Evet, İlker yerine geçebilirsin. Berk gel oğlum buraya. Aferin. Beyler siz de çevirmeye başlayın aynısını ne yapıyorsak. Evet, bacaklarımızın arasından geçirelim. Bacaklarımızın arasından geçirelim. Bacaklarımızın arasından geçirelim. Bravo. Beyler siz de yapın. Kafayı yerden kaldır. Özellikle bu zor pandemi döneminde kesinlikle evde sadece bir tane topla bu hareketleri gerçekleştirebilirsiniz. Ball handling illa salonda veya dışarıda olmanıza gerek yok. Evin içinde de mutlaka yapılacak hareketler çeşitlendirilebilir. Örnek bir tane daha gösterelim. Evet, 8 çiz oğlum. 8 çizelim. 8 çiziyoruz. Biraz daha dik dur. Güzel. 8 biraz daha hızlı. Ball handling drillerini mutlaka çeşitlendirebilirsiniz. Görmüş olduğumuz gibi top hakimiyetini ve topla oynama koordinasyonumuzu geliştirecek en önemli antrenman drillerinden bir tanesidir. Hasan gel oğlum buraya. Koşarak gelelim. Evet. Boynumuzda kafamızın etrafında çeviriyoruz topu. Evet, güzel. Özellikle basketbol oynamak isteyen ve öğrenmek isteyen gençlerimizin bu çalışmaları yaparak hem top koordinasyonunu hem de top hakimiyetini çeşitli ball handling drilleriyle geliştirebilir. Bilge gel oğlum buraya. Bir tane de Bilge'den örnek gösterelim. Evet, hızlı bir şekilde belimizden çeviriyoruz. Tekrar aşağı iniyorum bacaklarımdan belime. Belimizden bacaklarımıza hızlı bir şekilde çeşitlendiriyoruz drillimizi. Güzel. Ball handling. Beyler siz de devam edin. Evet, sağ elde topu sektirelim. Mesela top sektirme drillimiz ball handling'de. Avuç içim topa değmiyor. Parmaklarımızla bileğimizi oynatarak sol elimizi alalım. Beyler siz de devam ediyorsunuz sol elde. Evet. Basketbol oynayan gençlerimiz ve öğrenmek isteyen gençlerimiz mutlaka bu drilleri öğrenebilir ve uygulayabilir. Açılalım biraz. Güzel. Bugün turnike drillimizde ısındık.
gayet verimli oldu benim açımdan ve sizin açınızdan. İkinci drillimizde pas drillerimizi geçtik. Tabii turnike drillimizden sonra bir fast break drillimiz vardı. Daha sonrasında da pas drillerimize geçtik. 3 çeşit pas drilli gösterdik. Gayet güzel oldu. Şimdi bunu maçla devam ettirelim. A takımı Bilge, Mert, Özgür, Ege, Berk ayrılsın bir potaya. B takımı da buraya ayrılsın. Hasan, Kutay, İlker, Çağan, Talha şeklinde ayrılalım. A takımı, B takımı. A takımı veya B takımı beyaz olabilir. Bir takım beyaz olsun ya da kırmızı olsun. Evet, bugün 5'e 5'te fist çalışması yapacağız. Fist setimizi oynayacağız ve idman başında gösterdiğim turnikeleri maç içinde çok yüksek tempoda ve yüksek verimlilikte yapmanızı istiyorum. En önemli şey de savunma, hayvan gibi savunma istiyorum. Köpek gibi savunma yapacaksınız. Sayılardan sonra mutlaka 2-2-1 baskı yapıyoruz ve agresif oluyoruz. Hava açına gelelim. Haydi tempo, tempo, tempo. Bravo. Haydi sert. Agresif savunma. Agresif savunma. Adam bul. Aferin, aferin, aferin. Bravo. Bitir. Yüksek, güzel. Baskı, baskı. Baskı, baskı yerleş. Baskı yap. Aferin. Oğlum gel baskıya. Güzel, güzel. Devam. Aferin, aferin. Bitir. Güzel. Aferin, aferin. Çembere bak, çembere bak. Oğlum çevir topu. Gel gard, gel gard, gel gard. Baskı yap, baskı yap. Gel oğlum pasa, gel pasa. Aferin, aferin. Çembere bak, güzel. Yürü, 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 yürü. Kutay yürü, Kutay yürü. İyi pas ver. Baskı devam. Baskı devam, baskı devam. Adam bul, adam bul. Baskı yap, baskı yap. Geçirme kolay. Aferin. Güzel, güzel. Çembere bak. Tempo, tempo. Bırakma, bırakma, bırakma. Güzel, gel. Uzun çık, uzun çık, uzun çık. Yürü, yürü, yürü. Sakin, guard. Pass break, pass break. Hızlı hücum, hızlı hücum, hızlı hücum. Kötü pas, kötü pas. Çember. Aferin, güzel. Top çıkart, baskı yerleş. Baskı yerleş. Baskı devam, baskı devam. Paslı çıkalım. Güzel. Aferin. Çembere bak. Güzel, güzel. Aferin. Rebound. Bravo. Kardı bul. Top çıkart, top çıkart. Set, 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 set. Set offense. Tempo biraz, adam bul. Switch geldi, switch geldi, switch geldi. Devam. Baskı yap. Güzel pas. Aferin. Aferin. Rebound. Biraz daha tempolu, biraz daha tempolu. Hey! Aferin, çok güzel. Bravo. Bravo. Aferin. Paslı çık, paslı çık. Paslı çık. Set oynat, set oynat, set oynat. Set oynat. Aferin. Güzel, güzel, güzel. Yürü, yürü. Fast break, fast break, fast break. Çok güzel, çok güzel. Aferin, bitir. Devam, 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 devam. Güzel, aferin. Gelin, 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 gelin. Dördünüz, gelin, dördünüz, gel, dördünüz. Efe gel. Efe gel. Lan gelsene. Şey, sadece fist. Sadece fist. Sen şey al. Tamam. Fark etmez. Birisini al. Sen de birisini al. Sen de birisini al. Sen dört numaralardan birisini al.
Tamam bekle bir dakika, fark etmez. Aferin, stop! Hemen oyuncu değişiklikleri gelsin. Ya hayırlısı söylüyorum. Gir, gir. Tamam, al, al, al. Tamam, aferin. Aferin, aferin. Aferin. Renklerinizi ayarlayın. Baskı çıkalım, baskı devam. Aferin, pas, 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 pas. Güzel, sakin. Gel guard, gel guard. Oyna, oyna. Fist, fist, fist. Fist. Fist, fist, fist. Devam. Fist devam, haydi. Evet, çıktı. Aferin, çembere bak, çembere bak. Güzel. Aferin, aferin. Bravo, bravo, güzel. Baskı yap, baskı yap, baskıyı unutma. Baskı yap, adam bul. Açıl Bilge, açıl Bilge, çember. Aferin, güzel pas. Devam. Bak çembere, penetreyi yap. Yap penetreyi. Güzel, devam, devam, devam. Hey, düzgün bitir, düzgün bitir, haydi. Tempo. Haydi gel, bravo. Gelelim böyle ortaya. Haydi gel. Toplanalım. Toplanalım, geldik, bravo. Yarım ay, tempo biraz alkış. Aferin, yuvarlak yap, yarım ay yap şöyle. Biraz geçelim. Evet, güzel antrenman oldu. 5'e 5'imiz de güzel geçti gerçekten. Antrenman başından beri. Şimdi ufak bir oyunla antrenmanımızı sonlandıralım. Herkes knockout'a yerleşsin. Knockout oyunumuzu oynayalım. Tempolu bir şekilde. İki tane topumuz olsun. Knockout'a yerleşelim. Sıçra biraz. Devam haydi. İyi şut atalım. Elenenler yanıma. Elenenler yanıma gelsin. Ver oğlum pası. Biraz daha hareketli. Biraz daha hareketli, biraz daha hareketli. Güzel. Elenen arkadaşlarımız yanıma gelsin. Devam, 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 devam. Haydi devam. Bravo. Hızlı biraz daha. Ver hemen paslar, hızlı paslar. Hızlı, hızlı, hızlı. Hızlı. Devam, 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 devam. Devam. Ver hemen pası. Ver hemen pası. Elendin. Salla. Kutay, devam. Kutay, çık. Son iki kişiyiz. Son iki kişiyiz. Vay. Haydi gelelim, bravo, güzel iftar. Aferin. Bravo. Güzel iftar oldu. Aferin, elinize sağlık. Şimdi antrenmandan çıkıyoruz. Ellerimizi yıkıyoruz, maskemizi takıyoruz. Duşumuzu alıyoruz, iyi besleniyoruz ve en önemli şey, kitap okuyoruz. Bir sonraki antrenmanda hangi kitabı okuduğunu soracağım mutlaka. Anlaştık mı? Bravo, haydi gel bir muğla, bravo. Bravo. 1, 2, 3, Muğla! Merhaba, ben Özgür Sıçmaz. Muğla Karya Basketbol'da U15 takımının kaptanıyım. Yaklaşık 4 senedir basketbol oynuyorum. Muğla Karya'nın bana büyük etkisi oldu. Yani cidden çok geliştirdi beni, boyum çok uzadı. Bu pandemi döneminde de koçumuz sağ olsun her zaman bize antrenman yaptırdı. Antrenmandan boş bırakmadı bizi. Yani güzel bir his bu da. Bu sene de şampiyonluğa oynuyoruz. İnşallah da şampiyon oluruz. Takımımı da çok seviyorum. Takım arkadaşlarımızla cidden çok iyi bir bağ kurduk. Basketbol bizim için bir hayat felsefesi gibi oldu. Yani basketbol için oynuyoruz biz. Adım Muhammed Talha Uyanık. Burada olmaktan çok memnunum. Arkadaşlarımı seviyorum, bu sporu seviyorum. Muğla Basketbol Akademi olarak çalışmalarımızı Atatürk Spor Salonu'nda sürdürüyoruz. Atatürk Spor Salonu'nda pandemiden önce bayağı bir yoğun ilgi ve kalabalığa sahiptik. Fakat pandemiden dolayı yarı yarıya sayılarımız düştü. 4-18 yaş arası çalışmalarımıza devam ediyoruz.
4-18 yaş arası sporcularımızı Atatürk Spor Salonu'nda belirlenen gün ve saatlerimizde antrenmanlarımıza davet ediyoruz ve lisanslı sporcu olmaya bekliyoruz. Kaliteli eğitimi ve kaliteli antrenör arkadaşlarımızla beraber bizlerle birlikte almanızı istiyoruz. Mutlaka çocuklarımızı ve basketbolu öğrenmek isteyen sporcularımızı antrenmanlarımıza ve bizlere mutlaka gönderin, gelişimini beraber sağlayalım. Pandemi döneminde çocuklarımızın spor yapmaları hem fiziksel açıdan hem de psikolojik, ruhsal açıdan gerçekten çok önemli. Bizler burada en üst düzey önlemlerimizi alarak COVID ve korona önlemlerine karşılık antrenmanlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Belirli gruplarımız ve aldığımız önlemler şeklinde. Sağ olsunlar, İl Müdürümüz Ömer İlman bu konuda bizlere çok büyük destekler veriyor. Bu desteklerine karşılık bizler de en iyi şekilde, en iyi önlemleri alarak antrenmanlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Lütfen sayın veliler, çocuklarımızı özellikle bu zor zamanlarda antrenmanlara gönderin. Çocuklarımız spordan mahrum kalmasınlar. Biliyorsunuz spor salonları dışarıdan daha risksizdir. Lütfen çocuklarımızı bu konuda hem uyaralım hem de çocuklarımıza destek vererek spora gönderelim. Bizler bu çekimleri Muğla TV sayesinde gerçekleştiriyoruz. Özellikle Muğla'daki bu eksiği büyük anlamda dolduracaklarına inanıyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizler belirli gün ve saatlerde sizlere basketbol eğitimini ve basketbolu en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında basketbolla beraber tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.